Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu kütüphane öğrencileriyle iftar açtı. Başkan Fadıloğlu öğrencilere yönelik olarak büyük hedefler koymak gerekiyor ama bu hedeflere koşarken insani değerleri hiçbir zaman unutmamamız lazım. İyi insan olmak hepimizin asli vazifesidir dedi. Ya Rabbi, dünyanın doğusunda ve batısında senin merhametine muhtaç olan kullarına yardım et. Anlamında bir araya getirdiğin gibi maaşlarda da ham sancağının altında bir araya gelmeyi nasip et. Amin. Hocalarımız böyle bir organizasyon gerçekleştirdiler. Ben her kademede sınavlara hazırlanan kardeşlerime başarılar diliyorum. Tenefis bir grup arkadaşımızla içeride oturma imkanımız oldu. Hayatta her şey sınava ergesi değil arkadaşlar. Tamam, çalışacağız. Oldu, oldu. Olmazsa hayatın sonu demek değil. Mutlaka yeni alternatifler var, yeni kapılar var. O kapıları aralayacağız. Tabii bu sınavlar 2 saatlik bir sınavda hayatının kararını verme noktasına geliyorsun. Kolay bir şey değil. Bundan olanda hayır var diyeceğiz. Ama esasında kul olarak, kulluk bilinciyle topluma faydalı, insanlığa faydalı insan olma noktasında neler yapabiliriz? O bizim olmazsa olmazımız. Onu başarabiliriz ama düzey olarak birinin matematik zekası olabilir. Birisi çok iyi resim yapabiliriz ama ben iyi resim yapamam. Bu benim başarısızlığımı göstermez. Herkesin kendine göre bir becerisi vardır. O becerilerde ilerler. Ama demek ki dediğim gibi iyi insan olma noktasında hepimizin sorumluluğu var. Başkalarına yardımcı olabilmek, fedakar olabilmek, paylaşabilmek olmazsa olmazımız. Bizim laf olsun diye değil, gerçekten geleceğimizin devlatı olarak gençlerimizi görüyoruz. Çünkü hayat devamlı ilerliyor, ileriye doğru giderken bizler artık eski versiyon. Şimdi sizin anlayacağınız dilden söylesem, iOS'un bilmem ne versiyonuyla, işte bilmem ne versiyonundaki farklılık neyse, bizlerle sizin aranızda aslında hukukluk yok, versiyon farklılıkları. Bu versiyonların yüz renklerde çalışmamasından doğal bir şey yok. Mesela bilgi cihazlar varsa içerisinde eskiden Windows yokken DOS tabanlı bir yazılım vardı. O zaman da muhasebe programları vardı, stok programları vardı. Biz işimizi onunla görüyoruz. Ama artık DOS tabanlı bir yazılım kalmadı. Şimdi yeni Windows tabanlı yazılımlarla bu işler gidiyor. O günün şartlarında onlar orada devam ederken bu günün şartları. Burası devam ediyor. Başta bu kuşaklar arası kopukluk falan yok. Her yeni gelen bir farklı bir şekli var. Bu şeklin içerisinde devam etmeye çalışıyoruz. Bizim sizin gibi olmamız, sizlerin de bizim gibi olmanızı beklememiz mümkün değil. Böyle bir şey olamaz. Ama burada da kopukluklar değil, birbirimizle irtibatlarımızı maksimum düzeyde tutarak bu aradaki mesafeleri mümkün olma kadar azaltmamız gerekiyor. Aksi takdirde sen, ben benim topluluk birbirimizden bireysel bir yaşantıyla da yine varmamız mümkün değil arkadaşlar. Toplumun içerisinde yaşıyoruz. Birbirimizle irtibat halinde olmamız lazım. Öncelikle çekirdek ailemizle muhabbetimiz, yeniklerimiz yoğun olması lazım. Sonra aile çevremizi, arkadaş çevremizi devam ettireceğiz. Bunun neticesinde de inşallah herkesin kendi hedeflemiş olduğu branşlarda nihayetinde vatana, millete, insanlığa faydalı birey olmamız gerekiyor. Tabii yarın kız erkek fark etmez ebeveyn olacaksınız. Bu yaşanmışlıkları sizler yaşayacaksınız. Siz de farklı versiyonlarını belki yaşayacaksınız. Ama temelinde annelik babalık içgüdüsüyle yapılan tek bir şey vardır. Evladını korumak, kollamak. Hayatta hiçbir kimse bir diğerinin kendinden üstün olmasını istemez. Erdim ben mi ben? Kaynadan mı ben mi ben? Şu mu bu mu ben? Ama bir anne baba yalnızca evladını kendinden üstün olmasını ister. Onun için yaşımız kaç olursa olsun annelerimizin babalarımızın duası üzerimizden eksik olmasın. Onlarla diyaloglarımızı maksimum düzeyde tutacağız. Ve bir tek cümle söyleyeceğim. Etrafınızı gözlemleyin arkadaşlar. Anne baba duası olmuş olan insanların işlerini gününde görüyoruz. Eğer bir adam anne baba duası almamışsa eline küçük şeyle altını verseniz herkes bir mahir olur. Bunu yaşanmış, yaşayan birisi olarak söylüyorum. Lütfen bu gözle bakın. Büyüklerimize karşı
sevginiz, saygınız daim olsun. Buyurun efendim. Değil. Bu geniş açı, merak etme. İyi günler de kullanın. Arkadaşlar gitmeyelim, bir toplu fotoğraf alacağım. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.